Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Nisan 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, Güneş 19 Nisan'a kadar Koç burcunda parlıyor olacak. Venüs Koç burcunda ayın 14'üne kadar ve 3 Nisan'da Merkür de Koç burcuna geçiyor. Aya çok hızlı başlıyoruz enerjik başlıyoruz ve ateş elementinde e, Güneş ilerlerken sizin de yaşam enerjinizi arttıracak coşkunuzu motivasyonunuzu arttıracak daha yaratıcı enerjiler altındasınız Venüs'te özellikle ayın ilk yarısında e, her türlü sosyal yaşam aşk konuları işte sanatsal ifadeler buralarda daha fazla sizi destekleyecek ve bu etkilerle beraber 12 Nisan'da Koç burcunun 22 derecesinde sizin için çok güzel keyifli bir yeni ay doğacak. Bu yeni ayı bir fırsat olarak da değerlendirebilirsiniz ve Koç burcunu yönetici gezegeni Mars ikizler burcunda 23 Nisan'a kadar yani sizin ilişki evinizde bu yeni ay aslında her türlü ilişki dinaminizde aşk hayatınızda çok itici tetikleyici enerjiler veriyor cesaret de veriyor yeni ilişkilere başlayabilirsiniz süregelen ilişkilerinizde önemli kararlar verebilirsiniz partnerinizle ilgili bazı gelişmeler belirleyici olabilir ya da evlisiniz eşinizle çocuk sahibi olmak gibi hani çocuklarla ilgili bazı önemli kararlar vermeniz girişimlerde bulunmanız mümkün görünüyor çocuklarınız var onlarla ilgili belki onların geleceği eğitimi ve benzeri kararlar verebilirsiniz eğlenceli bazı aktiviteler kutlamalar olabilir tatil planları yapabilirsiniz. Sevdiklerinizle beraber, partnerinizle, eşinizle beraber. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Özellikle 22 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar da öncü burçlarda öne çıkıyorsa özellikle bu tesirler sizin için çok daha destekleyici olabilir. Çok daha önemli hale gelebilir. Yeni ay 12 Nisan'da doğuyor. 27 Nisan'a kadar ayın ışığı yavaş yavaş büyürken de bu etkileri hayatımızda görmeye devam edeceğiz. Evet 14 Nisan'da Venüs Koç'tan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. 19 Nisan itibariyle Güneş ve Merkür Boğa burcuna geçiyor sevgili Yaylar. Ayın ikinci yarısında daha çok günlük hayatımızın meşguliyetleri, biraz iş, iş hayatı olabilir bu, meslek konuları olabilir, ev hayatımızdaki düzenlemeler olabilir, genel sağlığımızla ilgili konular olabilir. Bunlara daha fazla şöyle bir odaklanmaya başlıyoruz. 23 Nisan'da Mars'ın Yengeç Burcu'na geçişi söz konusu. Mars Yengeç Burcu'nda para konuları, hesaplar, bütçe işleri, ee, ödemeler alacak verecek konuları ve benzeri alanlarda e, biraz hızlanmalar yaratabilir zaman zaman kaygılar da yaratabilir yani kendimiz biraz maddi konularda güvensiz de hissedebiliriz özellikle ayın son günlerinde ve bu enerjilerle beraber 26 Nisan'da akrep burcunda güçlü bir dolunay meydana gelecek sevgili yaylar ee, bu e, dolunay e, sizin 12. evinizde. Biraz krizlere işaret ediyor aslında. Yani bu dolunayda duygusal anlamda biraz hassas olabilirsiniz. Hem duygusal hem bedensel. Zihinsel olarak da etkilenebilirsiniz. 7 derecede olacak. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakın. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Belki de çok etkilenmeyeceksiniz. Özellikle 7 derecede ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz varsa evet etki alabilirsiniz daha hassas, daha kırılgan olabileceğiniz bir süreç. Bir anda belki bir kriz gündeme gelebilir. Yani bilmediğiniz bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Böyle gizli düşmanlıklara. Hırsızlıklara falan da dikkat etmekte fayda var. Çünkü akrebin biraz negatif bir tesiri vardır. Ve 12. evinizde kontrol edemeyeceğiniz bazı alanlar olduğunu gösteriyor. Parasal konularda endişeleriniz olabilir. Bazı güvensizlikler olabilir. Ruhsal, bedensel, zihinsel daha daha hassas olacağınız için sağlık konularınız da aktif. Ama şifa arayışlarını destekliyor bu yeni ay. Özellikle bir şifalanma bir terapi Hani bir probleminiz var çözmek istiyorsunuz bununla ilgili e, terapi alabilirsiniz ya da check-up yaptırabilirsiniz tedaviler yaptırabilirsiniz farkındalığınız artabilir bu süreç içerisinde e, özellikle akrep arınmakla ilgilidir e, ve zararlı bir şeyleri hayatımızdan çıkarmakla ilgilidir Belki de bazı alışkanlıklarınızı gözden geçireceksiniz çalışma ortamınızdaki şartlar olabilir bu belki iş, iş hayatınız ve mesleğinizle ilgili başarınızı arttırmak için ya da öğrencisiniz eğitim hayatınızla ilgili başarınızı arttırmak için bazı alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekebilir. Yeni bir düzen kurabilirsiniz veya zararlı bağımlılıklarınız var. Bunlardan kurtulmak için daha kararlı olabilir. Gereken yardımları alabilirsiniz. En basitinden bir diyet yapabilirsiniz. Beslenme düzeninizde değişimler olabilir. Tüm bunlar hayatınızın kalitesini arttırmak için aslında önemli oluyor. Ve size çok güçlü farkındalıklar verebilecek bir Dolunay daha spiritüel, daha içe dönük olabilirsiniz. Manevi yönünüz güçlenebilir. Sezgileriniz de çok tesirli. Lütfen iç sesinizi dinlemeye. Biraz bu Dolunay haftasında Nisan'ın son günlerinde yalnız kalıp tefekkür edip şöyle bir kendi iç sesinizi dinlemeye özen gösterin sevgili yaylar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.